Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Adım Hüseyin, Kocaeli Üniversitesi'nde çalışıyorum. Amatör olarak Kocaeli'de yayılışı gösteren bitkileri araştırıyorum. Bugün bu bitkilerden ilginç hikayelere sahip olan bitkileri göreceğiz. Bunlar hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım size. Kocaeli 40'a yakın orkide türünü barındırıyor. Bunlardan orkideler özellikleri nedeniyle belirli gruplara ayrılmışlardır. Bunlardan en meşhurları arı orkideleri denilen grup. İlk sırada göbekli salep denilen bir orkide türünü görüyoruz. Bu orkide belirgin bir biçimde bir böceği andırır. Bu andırmasının nedeni böceği tozlama için kendine çekmeye çalışmasıdır. Çünkü orkideler çoğalmak için tozlanmaya şart koşarlar kendilerini ve bu böceğin hem görünümünü hem de kokusunu taklit ederek tozlaşma işleminin gerçekleşmesine katkı sağlarlar. Yine bir başka arı orkidesi bariz bir biçimde arı böceğine benzemekte. Bunun da başta nedeni tozlaşmadır. Kedi kulağı. Bombus orkidesi yine bombus arısıyla ilişkili. Ayna salebi bu orkideyi tozlayabilecek yeryüzünde sadece bir tane böcek var. Dasyscola ciliata denilen bir böcek. Bu orkide bu böceğin tıpatıp görünümünü kopyalıyor. Yani bu böcek aynı zamanda bu orkide aynı zamanda o böcekle tıpatıp benziyorlar. Bitki bununla yetinmiyor. Aynı zamanda o böceğin kokusunu da taklit ediyor. Yani bu bitki o böceğin birebir görünümüne ve kokusuna sahip. Tek neden tozlaşma. Kedi gözü yine aynı gruptan, yine böceğe benzeyen bir orkide türü. Bunların tamamı Kocaeli'de görülebilen bitkiler. Köpek dili bir bitki türü. Bunun hikayesi şöyle. Bu bitkinin yaprakları köpek idrarı gibi kokuyor. Eskiden insanlar bir köyden bir köye giderken köpek saldırısından kendilerini güvende hissetmek için bu bitkinin yapraklarını paçalarına sürerlermiş ve böylece iki köy arasında köpeklerin saldırısından güvende olarak seyahat yapabilirlermiş. Üç tane bu tür görünüyor Kocaeli içinde. Üçünün de fotoğrafını buraya aldık. Geranium purpureum bu yüksek rakımlı mesela Kuzu Yayla'da ya da işte Kent Orman arka taraflarında görülen bir bitki. Bu bitkinin benzersiz bir savunma stratejisi var. Örneğin bir otçul yırtıcı tırtıl bu bitkiye gelip yapraklarını yemeye başladığında bu bitki o tırtılın avcısı olan diğer bir böceği bölgeye çekmek için bir koku salgılıyor. Bu kokuyu alan böcek geliyor ve tırtılı avlayarak bitkiyi tırtıl tehditinden kurtarmış oluyor. Aynı zamanda bu bitkinin yapraklarını, mesela sivrisinekten muzdaripsiniz, bitkinin yapraklarını kollarına sürerseniz oraya sivrisinek gelmez, sizi ısırmaz ya da boynunuz civarına. Diğer bir etkisi de evcil hayvanınız, kediniz ya da köpeğiniz var ve pirelendi. Bu bitkiden kedini ya da köpeğini yattığı yere bir miktar atarsanız pirelerin kısa bir zaman sonra orayı terk ettiğini görürsünüz. Karabanotu tek yıllık bitkilerden. Bu bitkiyle ilgili çok ilginç bir olay var. 80'li yıllarda bu bitki bir çocuk oyununun ana malzemesiymiş. Diyelim iki tane oyun grubu var. A grubu, B grubu. A grubu yendiğinde B grubuna ceza olarak bu bitkiyi yemesini şart koşuyormuş. Hayli zehirli bir bitki de raporlara göre 80'lerde bu oyun nedeniyle 3 adet ölüm vakası görülmüş. Kentlere oldukça yakın yerlerde, yerleşim yerlerine oldukça yakınlı yerlerde görülüyor bu bitki. O yüzden bu bitkiyi görünce uzak durun, zehirli bir bitkidir. Karabanotu. Güzel avratotu. Bu bitki yine yüksek rakımlı yerlerde görülür. Güzel avratotu denilmesinin nedeni ilk çağlardan beri hanımefendiler bu bitkiyi
güzelleşme amacıyla kullanırlar. Bu bitkinin en belirgin yan etkisi göz bebeklerini büyütmesidir. Göz bebeklerinin büyük olması söz gelimi Roma çağında ya da Yunan döneminde bir güzellik alametiymiş ve kullanılmış. Yan etkisi ise gözleri kör etmesidir. Bunun dışında Kocaeli'de görülen en zehirli bitkiler sıralamasında ilk 5'te yer alır rahatlıkla. Kocaeli'de genelde Beşkayalar ve Kuzuyayla civarında görülen bir bitki. Yine Orta Çağ döneminde bir ulağınız var, bir mektup göndermeniz gerekiyor. Mektubu bu bitkinin sıvısıyla mühürlerlermiş. Ulak mektubu karşı tarafa da götürdüğünde ilk baktıkları ulağın gözü olurmuş. Eğer gözü büyükse mektubu yarı yolda açtığını anlarlarmış. Baldıran sulak alanlara yetişen bir bitki, yaklaşık 3 metre kadar boylanabilir. Yine zehirli bir bitki, Sokrates'in meşhur Yunan filozof bununla intihar ettiği söyleniyor. Orada ilginç bir nokta var. Bununla ilgili kaynaklara baktığınızda bitkinin Sokrat'ın huzur içinde öldüğü yazılır. Ancak bir bitki bilimci gözünden bu çok mümkün görünmüyor. Çünkü baldıran da zehirlendiğinizde hayli acı verici bir biçimde hayatınızı kaybedersiniz. 3 metrelik bir maydanoz gibi üyesi sulak alanların yanında yetişir. Yine Sapanca ve Uzunkum hattında görülen iki adet nüniferimiz var. Biri beyaz nünifer, biri sarı nünifer. Ayrı cinslere aitler bunlar. Bunlar eskiden özellikle antik Yunan döneminde Yunanlar bütün dünyanın gözle görülmeyen ama tanrısal varlıklar. Bugün bizim melek diyebileceğimiz varlıklarla kaplı olduklarını düşünürlerdi ve bunların da sulak alanlarda görülen bitkiler olduğunu düşünürlerdi. Bu yüzden bu bitkilere o çağdan bu çağa kadar hep bir melek gözüyle bakılmış ve saygı duyulmuştur. Su perisi olarak da düşünebilirsiniz. Kardeş boncuğu ya da daha çok bilinen ismiyle unutma beni çiçeği, tek yıllık, iki yıllık ve üç yıllık formları var. Kocaeli'de ona yakın türü görünmekte. Hem Hristiyan hem İslam teolojisine göre Allah insanı yarattığında melekler buna itiraz ediyorlar. Neden buna gerek duyuldu? Hani dünyada ne sıkıntı var da yeniden bir insan yaratıldı? O zaman işte Allah Hazreti Adem'i çağırıyor, Hazreti Adem'e geliyor ve bütün canlıların adını saymasını istiyor Hazreti Adem'den. Hazreti Adem saymaya başladığında orada sayma işlemi bittiğinde bir beni unutma sesi duyuluyor. O bitki, bu bitki, o yüzden bu bitkinin adı unutma beni olarak kalıyor çağlar boyunca. Erbulan, Kocaeli'de yaygın olarak Hereke'de görülen bir bitki. Osmanlı Anadolu'ya gelmeden önce bu bitki Bizans İmparatorluğu'nda imparatorun sembolüydü. Bu bitkiden elde edilen de erguvan renkli olan giysileri imparator hariç kimse giyemezdi. Bizans'ta oldukça önem atfedilen bir bitkiydi. Osmanlı İstanbul'u aldıktan sonra da bu önem devam etti. 200 yıl kadar önceye kadar da Bursa'da erguvan şenlikleri yapılıyordu. Bugün şu anda öyle bir şenlik yok. Süsen 10 üzerinde türü var. Buraya sadece bir tanesini aldım. Iris Valens. İkisi de aynı tür. Farklı renk formları sergiliyorlar. Aynı bölgede bile bu farklı renk sembolü görülebiliyor. Farklı renk formu. Bunun nedeni tehdit, bitkinin strese girmesi ya da toprak özelliklerinin yeteri kadar iyi olmaması olarak söyleniyor. Irisler Yunan mitolojisinden kaynaklanan bir bitki, adını oradan alıyor. Yunan mitolojisinde Iris bizim Cebrail'le eşleştireceğimiz bir karakter. İnsanlardan haber alıyor, tanrılara haber götürüyor. Düşünürseniz gökkuşağı da topraktan yukarı doğru iner ve tekrar aşağı iner. Yine aynı forma sahiptir. Bu yüzden bu bitki hem onu hem de gökkuşağının bütün renklerini sergilemesi nedeniyle Iris olarak anılmakta. Renk formuyla ilgili aslında konuşulması gereken önemli bitki bu. Şu 4 fotoğraf, 4 metrekarelik bir alan içinde fotoğrafladım. 5 ballı kayalarda.
Eğer daha fazla arttırırsanız, mesela 100 metrekareyi tararsanız daha farklı birçok form görebilirsiniz. Tek bir tür ve tek bir popülasyon içinde bu kadar farklı renk skalası sağlayan başka bir bitki yoktur. Anemonlar da adlarını Orta Doğu mitolojisinden alıyorlar. Orta Doğu mitolojisinde bugün Temmuz olarak bildiğimiz Sümer tanrısından almakta adlarını. Bu isim Arapçaya Numan olarak geçiyor. Daha sonra bizim de Yunanca'ya da Anemon olarak geçiyor. Sarı teçan, Selgespiakia orientalis, yine bunu Serindere kanyonunda gördük. Bitkiler, her bir bitki ve hatta her bir canlı bir benzersiz isme sahip olmalıdır bilim dünyasına göre. Yani bir söz gelimi dünyanın her bir yerine gittiğinizde, o yere gittiğinizde köpek demezsiniz de bilimsel adını söylersiniz. Yani Canis familiaris dersiniz ve oradaki bilim adamı sizin neden bahsettiğinizi bilir. Bu nedenle bütün canlıların bir bilimsel adı oluşturulması gerekmiş. Bunun için Carolus Linnaeus denilen bir bilim adamı 1753 yılında bu formülü ortaya çıkarmış. Ancak bunu çıkartırken kullandığı biçim ya da kullandığı sistem o zamanın bilim adamları tarafından eleştirilmiş. En önemli eleştiri yapan Segesbeck, Alman bilim adamı. Carolus Linnaeus da kendisini eleştiren bilim adamından intikam almak için bu çirkin bitkiye onun adını vermiş. Linnaeus'a göre bu bitki çirkin. Kendisini ona göre acımasızca eleştiren bilim adamıyla böyle bir intikam alma yoluna gitmiş. Bunun birkaç örneği daha var. Örneğin bir 10 yıl kadar önce 3 tane gübre böceği yeni keşfedildi ve bunları keşfeden bilim adamları bu 3 gübre böceğine Amerika'nın savaş yanlısı devlet adamlarının adını verdi. Bugün o böcekler Bush, Rumsfeld ve Dick Cheney olarak anılıyorlar. Ve bu ömür boyu dünya var oldukça bu üç devlet adamı öyle anılacak. Dağ karanfili, yine onun üzerinde karanfil türümüz var Kocaeli'de bir tanesi. Bu Dianthus. Dianthus denizinin en önemli özelliği bunların o kadar güzel olduğu vurgulanmış ki bu ancak Yaratıcının çiçeği olabilir ve antik çağlardan beri sadece bu bitki Yaratıcının bitkisi olarak anılıyor. Dianthus bu anlama geliyor. Rhododendron ponticum, Karadeniz bölgesinde kumar olarak bilinen bir bitki. Türkiye genelindeki yaygın adı Morçekli Orman Gülü. Bundan elde edilen bölgeye deli bal adı veriliyor. Bu bitki tarihin bilinen ilk biyolojik savaş alanında kullanılan bitkisi. Bunu birkaç farklı yerde gördük. En önemlisi Pontus Kralı Mitridates, Romalılar Anadolu'ya gelip Anadolu'yu işgal etmeye başladıklarında bu bitkiden elde edilen balları ordunun geçtiği yola koyuyor. Ordunun işte balları gördüğünde bu askerler balları tüketiyorlar. Bir yarım saat kadar sonra savaşamaz hale geliyorlar ve Mitridates rahatlıkla Roma lejyonlarını alt edebiliyor bu bitki sayesinde. Sıklemen ya da bizim daha çok bildiğimiz adıyla Buhur Meryem bir soğanlı bitki, erken aylarda çiçek açar. Mesela ocağın sonlarına doğru bu bitkinin çiçek açtığını görebilirsiniz. Bu bitkiye Buhur Meryem denilmesinin nedeni Hristiyan kaynaklı, daha sonra Arapça geçiyor, oradan bizim dilimize geçiyor. Bitki uzaktan bakıldığında Hristiyanlara göre oğlu Hazreti İsa'yı korumaya çalışan Meryem'i andırıyor. Bitkinin kokusu da Meryem'le özdeşleştirilmiş. Bitkinin aşağılarında bir kalp biçimi görürsünüz. Petal yapraklarının dibinde. Bu da o kişilere göre Meryem'in kanayan kalbi. Bu nedenle Buhur Meryem, Arapça zaten Meryem'in kokusu demek. Bizim dilimize de öyle geçmiş. Karaçalı yine aynı kökenden beslenen başka bir bitki. Hazreti İsa yine Hristiyan kaynaklarına göre Golgota'da çarmıha gerilmeye giderken başında bir şey vardır. Özellikle kiliselerdeki gravürlerde bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bir çalı vardır. O çalı, o dikenli çalı bu bitkidir. Bizim dilimizde de sadece bu nedenle hani bir peygambere zulmedilirken katkısı oldu diye Karaçalı olarak adlandırılıyor.
Bu bitki. Şevkül Meryem, 2 yıllık bir bitki ve sulak alanlarda görülür. Genellikle rakım değerleri daha düşüktür. Yani 0-100 metre bandında bu bitkiyi görebilirsiniz. İlk yıl sağdaki resimde olduğu gibi bir rozet oluşturur. İkinci yıl ise 2 metre, 3 metreye kadar uzanan bir çiçek gövdesi gider oradan. Bu bitkiye de Şevkül Meryem diyoruz. Çünkü Meryem, Hazreti İsa doğduktan sonra Kudüs'te ya da Yeruşalim'deki kendisine yöneltilen suçlamalara dayanamaz, Kudüs'ü terk eder, çölde giderken aşırı sıcaktan bunalır. Bu bitkilerin diğer bir özelliği de bu bitkiyi görüyorsanız yakınlarda mutlaka bir su kaynağı var demektir. Dolayısıyla bu bitkinin gölgesine sığınır, orada acıkan çocuğunu emzirmeye başlar ve sütlerden bir kısmı bitkinin yapraklarına dökülür. Görülüyor mu bilmiyorum ama bitkinin yapraklarında bariz beyaz lekeler vardır. Bu da Meryem'in sütü demek oluyor. Zaten Avrupa'da da bilgi Mary's Thistle, Meryem'in dikeni olarak bilinir. Mora dikeni yine hem İslam hem Musevi teolojisinde görülen bir bitki. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında orada bir çalının yandığını görüyor. O çalı, mora dikeni ya da Rubus Sanctus bizim böğürtlen dediğimiz bir bitki. Meyvelerinden taze olarak yenilebilir ya da reçel yapılabilir. Bugün İsrail'de, Kudüs'te bu bitkilerin kümelendiği bir alan var Tur Dağı'nda ve kutsal kabul ediliyor. Nijerutu ya da Barbaria vulgaris adını İzmit'te yaşamış olan bir Hristiyan azizisinin alıyor. Bugünkü Bağçeşme civarında yaşayan bir hanımefendi. Hristiyanın ilk yayıldığı dönemlerde bu Barbara adındaki kişi, Bağçeşmeli Barbara da Hristiyanlığa geçiyor. Ancak dönemin şartları itibariyle bu din değiştirme sıcak karşılanmıyor, çeşitli işkencelerden geçiyor. İlginç bir biçimde Barbara'nın işkence izleri ertesi gün tekrar iyileşmiş olarak görülüyor. Bu nedenle bu bitkiye Barbara adı veriliyor. Çünkü bu bitki iyi bir yara iyileştiricidir ya da yanık iyileştiricidir. Bu nedenle Avrupa'daki mesela madenlerin yani yanıklarla ilgili, yanıklara neden olacak sektörlerle çalışan işte askeri mühendisler, madenciler koruyucu azize olarak ilan ediyorlar. Bu hanımefendi ve madenlerin girişinde azize Barbara'nın ikonunu görebiliriz. Bu bitki yine 2 yıllık bitkilerimizden oldukça yaygın olarak görülür. Yol kenarlarında genellikle görebiliriz. Kurt bağı Daphne pontica deniz kenarlarında ve kapalı ormanlık alanlarda görülen çalı formunda çok yıllık bir bitki. Bu bitkinin adının kaynağı şöyle. Daphne adında bir orman perisi ne Apollon aşık olur. Ancak Daphne bu aşka karşılık vermez. Neden sonra Apollon'un taziklerinden bıkan Daphne babasından konuyla ilgili yardım ister, onu kendisini Apollon'dan kurtarmasını ister ve Apollon da babası da Daphne'yi bir ağaca çevirir. Bu gördüğümüz ağaç adını bu efsane nedeniyle Daphne'den alıyor. Apollon daha sonra Daphne'nin ağacı çevirdiğini görünce yapraklarından bir dal kopup başına sarıyor. Apollon'un bilimsel referansları nedeniyle de özellikle Orta Çağ'a kadar defne ağacı bilimin, akademinin, gelişmenin sembolü olarak karşılık bulmuştur. Hatta Fransızca'daki bakalorya kelimesi de adını buradan almakta. Nergis.
ses. Nergis bir başka... Geliyor. Nergis bir başka yine mitolojik bir bilgi. Yakın. Nergis bir başka mitolojik referansı olan bitkimiz. Bunlar çok yıllık soğanlı bitkiler. Genelde sulak alanların yanında görülür ve bunlar da diğer bahar habercisi bitkilerimizdendir. Bunun kaynağı şöyle, yine deminki hikayenin aksi bir durum var. Burada bu sefer bir su perisi Narkissos adında bir gence aşık oluyor. Bu sefer Narkissos bu su perisine karşılık vermiyor. Bu su perisinin adı Echo. Zamanla Echo bu karşılıksız aşk nedeniyle bir köşeye çekilip aşkının ızdırabından hayatını kaybediyor. Sesi aksi dönüyor, yan kere dönüyor. İngilizce'deki Echo kelimesini hatta dilimizde de kullanırız, yani Echo. Kaynağı bu efsanedir. Echo'nun bu durumuna üzülen Afrodit aynı ceza ve Nergis'in cezalandırılması gerektiğine karar veriyor. Günlerden bir gün Narkissos yürürken suda aksini görüyor. Suda gördüğü aksine aşık oluyor. Aynı şekilde sudaki aksi doğal olarak ona karşılık veremiyor ve Narkissos da burada yemeden içmeden kesilerek hayatını kaybediyor. Nergis çiçekleri de bu Narkissos'un hayatını kaybettiği yerden çıkıyor. Bugün sosyolojide ya da tıp biliminde karşılık bulan kendini aşırı beğenme sendromu yine bu efsaneden kaynaklanmakta. Andız otu yaygın görülen, birden fazla türle temsil edilen papatyagillerden çoğunlukla çok yıllık olan bir bitki cinsi. Sayfanın alabileceği kadarını buraya koymuş oldum. Bilinen en eski uluslararası savaş olan Troya Savaşı, bu bitkiye adını veren Helen adlı bir Sparta prensi tarafından başlıyor. Bu savaş atalar, yani Yunanistan'da yaşayan Yunanların ataları ve bugün işte İtalya'daki yaşayan Roma İtalyanların atası Troyalılar arasında çıkıyor. Yaklaşık 10 yıl sürüyor bu savaş ve savaş sonunda bugün Truva atı olarak bilinen bir hileyle Atalılar Truva şehrini ele geçiriyorlar, yakıp yıkıyorlar. Bu arada savaşa neden olan Helen'i de alıyorlar. Helen dışarı çıktığında şehrin harap olmuş halini gördüğünde bir damla gözyaşı döküyor ve gözyaşının düştüğü yerden bu bitkiler çıkıyor. Efsaneye göre Helen'in güzelliğiyle meşhur olan bir hanımefendi olması nedeniyle de Orta Çağ'a kadar özellikle Roma ve Orta Asya'da insanlar, kadınlar bu bitkiden elde edilen çayları tüketiyorlar. Adonis annua, kanalcı otu, tek yıllık bir ot, kökeni, ismin kökeni bir Orta Doğu efsanesine dayanıyor. Adonis adındaki bir avcı, bir arkadaş, bu Adonis'e iki tane tanrıça aşık oluyorlar. Bu iki tanrıça bu aşk nedeniyle aralarında tartışma yaşıyorlar. Zeus duruma el koyuyor ve Zeus'un planına göre Adonis 4 ay bir tanrıçanın yanında, 4 ay diğer tanrıçanın yanında kalmak zorunda ve 4 ay da kendisi ne istiyorsa onu yapabilir şeklinde bir formül buluyorlar. Adonis kendine ait olan 4 ay içinde bir yaban domuzunun saldırısına uğruyor. Bunu gören Penelope yukarıdan gelerek Adonis'in domuzun yer açtığı yarayı iyileştirmek için bir merhem sürüyor. Bu merhem Adonis'in kanına karışarak toprağa dökülüyor. Buradan kan rengindeki bu gördüğünüz bitkiler büyüyor. Bizim dilimizde de nedeni, bitkinin adlandırılmasının nedeni bu. Koru kıskısının hikayesi şöyle, 1950'lerde artık dünya matbuatta resimli, renkli baskıya geçtiklerinde, ilk geçtiklerinde bu renkli baskı oldukça pahalıya mal olan bir baskı. Ancak İngiltere'de yayınlanan bitkiler ansiklopedisinde sadece bu bitki için o masrafa katlanılmış. Bu bitkinin gösterdiği renk formülü nedeniyle sadece o ansiklopedide bu bitkinin yer aldığı sayfa renklidir.
Yine buna benzer olarak aynı sayfada ikinci bölümde konulan kara gözlü tek güllük bir laden türü. Anagallis türü, bu bitkinin şöyle bir özelliği var. Bu bitki size yağmur yağacağını birkaç saat önceden söyleyebilir. Çiçeklerini kapatarak, yani bu bitkinin çiçek durumunu kontrol ederek yağmurun yağıp yağmayacağını, yakın bir zaman içinde yağıp yağmayacağını öğrenebilirsiniz. Bu yüzden Avrupa'da bu bitkiye fakirin barometresi anlamına gelen poor man's barometer denilir. Mersin bitkisi yine deniz kenarlarına yakın görülen bir çalı. Bu bitkinin de ilginç bir hikayesi var. Roma ilk konulduğunda bu bitkiden iki tane dikiyorlar Roma şehrine. Bir tanesi Roma'da plebleri temsil ediyor, bir tanesi de patricileri. Yani normal halk ve soylu halkı temsil eden iki tane ağaç dikiyorlar. İlk yıllar soyluları temsil eden ağaç hızla büyüyor, gürbüzleşiyor, hatta meyveye çiçeğe duruyor. Bu arada Roma'da da soylu grup oldukça hızlı bir şekilde yükseliyor. Fazla halk elde ediyorlar, aşırı zenginleşiyorlar. Neden sonra bu bitki artık dalları kurumaya başlıyor. Bu arada halka ait olan bitki de hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Ve aynı yıl Roma'da sosyal savaş başlıyor. Ve Senato'nun, soylu sınıfın gücü Roma'da düşmeye, halk sınıfının gücü yükselmeye başlıyor. Dıngırdak olarak bilinen bir bitki, nemli alanlarda, yüksek akımlı yerlerde görülür. Aristolochia pontica. Bu bitkinin tüp şeklinde bir çiçeği vardır ve hayli ilgi çekici, cezbedici bir koku yayar. Bu kokuyu alan bir böcek, çiçeğin kaynağına, kokunun kaynağına ulaşmak için tüp biçimindeki bitkiye girer, çiçeğin içine girer. Böceğin içeriye girdiğini anlayan çiçek, şu görülebilen tüyleri içe doğru kapatır sert bir şekilde ve böcek artık bundan sonra çiçek tüpünden dışarı çıkamaz. Bu arada içeride can havliyle telaşlı bir şekilde sağa sola vuran böcek bitkinin bütün polenlerini artık vücuduna almış olur. Bu süreç 3 gün boyunca sürer. Bu arada çiçek böceği aç bırakmaz. Oldukça leziz bir nektar da sızdırarak böceği topla tutar. 3 gün sonra böcek tozlaşma sürecinin tamamlandığına ikna olduğunda tüyleri açar ve böcek hiçbir şey olmamış gibi rahatlıkla dışarı çıkabilir. Bu cinsle ait diğer bir iki tür daha, yine aynı şekilde tüp biçimindeki bitkiler. Son olarak avcılara geçiyorum. Avcılar derken herhangi bir organizmaya bağımlı olarak yaşayan, yani bir böceği yemesi gerekiyor ya da bir başka bitkiden mineral alması gerekiyor, su alması gerekiyor ya da besin alması gerekiyor özetle. O tür bitkilerden bahsedeceğim. İlk sırada kurşunot olarak bildiğimiz bitki var. Bu bitkinin kalikslerinde oldukça yapışkan bir madde var. Bu bitkiye yaklaşan herhangi bir böcek o yapışkan maddeye takılıyor. Bitki onu o yapışkan maddeyle alıyor ve oradan alması gereken besini alabiliyor. Bu bitki çok nadir görülen bir bitki Kocaeli içinde. Birkaç yerde sadece mezarlık alanlarda görebildim. Onun dışında pek görülen bir bitki değil. Yerleri Kitisus, Hippokitis, bunların iki tane var. Bunlar sadece laden olarak az önce gösterdiğim renkli bitkinin köklerinde yaşayabilir, başka hiçbir yerde yaşayamaz ve bütün hayatı, bütün gelişimi karıncalara ve laden bitkilerine bağlı. Onun dışında herhangi bir yere nakledildiğinde, mesela alır şuraya koyarsak bir saksı içinde, o bitkiyi yaşatmamız mümkün değildir. Sadece ledenle yaşayabilir ve bütün o süreçteki her şeyi ledenden alır. Besin, mineral, su. Canavar otları yine yaygın olarak çayırlarda görülen bitkiler, onun üzerinde türü var. Bunlar da kendi türlerine göre değişirler. Bazıları sadece kekik bitkisini sömürür, bazıları sadece sarmaşık bitkisini sömürür, bazıları sadece üçgül bitkisini sömürür. Ve bunlar da az önceki bitki gibi tamamen başka bir bitkiyi
sömürerek başka bir bitkiden fayda olarak, yani bir nevi parazit olarak yaşayarak hayatını sürdürebilir. Su meyfeli kurdiyerlerin aksine aktif bir avcı bir kesesi var. Bu kese eğer yanına bir organizma yaklaşırsa gözde görülmeyecek bir hızda, işte mikrosaniye hızında açılır ve böceği oraya alarak avlamış olur. Daha sonra böceği orada tüketir. Bitki besin kaynağı olması için bu sadece sulak alanlarda görülür. Başka bir yerde görmek mümkün değil. Bunu Kandıra'daki uzun kum tabiat alanında fotoğrafladım. Kuskuta bunların isimleri ilginç, görüleceği gibi kafir saçı, cin saçı. Çünkü bu bitkileri bir gün içinde birkaç günlük arayı kuşatmış bir halde görebiliriz. Tamamen bir ip halinde dinlen, oldukça küçük çiçekleri vardır. Bu bitki de bir parazittir. Diyelim ki bu bitki çıktıktan sonra yakınlarda sömüreceği ya da üzerine çıkabileceği, yapışacağı bir bitki bulamazsa alttaki bölgeleri feda ederek devam eder. Yani bitki o bitkiyi bulana kadar, yani kendisini taşıyacak, kendisine işte besin sağlayacak bitkiyi bulana kadar sırasıyla belirli organların, işte kökünü, yaprağını ya da başka bir şeyini feda ede ede gider ve birden bulduğunda da koca bir koloni halinde birkaç metrekarelik, bazen 10 metrekarelik alana yayılabilir. O nedenle bizim kültürümüzde bu bitkilere gökten yağan, çünkü kökünü göremiyoruz, çoktan kökünü feda etmiş ya da işte cin saçı, kafir saçı gibi isimler vermiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Soru cevap varsa alabilirim, yoksa... Konuşmalarından dolayı konuşmacımıza çok teşekkür ediyoruz. Hediyesini takdim etmek üzere Gençlik Hizmetlerinden Sayın Bahadır Bedir'i davet ediyoruz.